Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ves salatu ve selamü ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Bir hayli zamandır mübarek salih kulların hayatlarıyla ilgili gerçekten kıymetli bir ilmi eser olan Tabakatus Sufiyye'yi okuyoruz. Elhamdülillah birinci tabakayı bitirdik. Tabakat, tabakalar demek. Tabakatus Sufiyye, sufilerin, mutasavvıfların efendim çağ çağ, asır asır, tabaka tabaka efendim anlatıldığı eser demek. Şimdi birinci tabaka bitti. İkinci tabakanın başına geldik. Bu yeni mevsime çok büyük bir mutasavvıfla giriyoruz. Ebu Kasım Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin Teracimi Ahvali bu akşam başlıyor. Bu mübarek zatların hayatı hakkındaki bilgilerin okunmasına, sözlerinin izahına geçmeden önce başta Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine hepimizden birer hediyeyi Kur'an'ı olsun diye ve Peygamber Efendimiz'den itibaren âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, evliyaullah büyüklerimizin, tabakat-ı sofiyenin, asır asır efendim gelmiş geçmişlerinin, bu beldemizde, beldemizin medarı iftiharı olarak bulunan sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, evliyaullahın, salihlerin, hatta enbiyaullahın, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve şu güzel camiyi yaptıranların geçmişlerinin ve uzaktan yakından biliyorum ki civar şehirlerden de gelenler oluyor. Bu ilmi toplantıya gelen siz sevgili, değerli, kıymetli kardeşlerimin de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin tarihin derinliklerine kadar gelmiş geçmiş bütün Müslüman âbâ-u ümmehât, ecdâd-u ceddât, akrabâ-u taallikât, evlâd-u zürriyatlarının ruhlarına bizlerden birer hediyeyi Kur'aniye olsun diye. Bu vesileyle bize de Allah onların hürmetine fazl-ı kereminden dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin. Bizim de gönüllerimizi nurlandırsın. Gönül gözlerimizi, basiretlerimizi güşade eylesin, açsın. Biz de hakkı hak olarak görüp hakka rızasına uygun ibadet edelim. Ömrümüzü Allah'ın rızasına uygun geçirelim ve Rabbimizin huzuruna bir gün gelip hepimiz bu imtihan bitince, bu dünya hayatı sona erecek. Efendim ahirete varacağız, huzuruna gideceğiz. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabı orada görülecek. Yüzü ak, anla açık varalım. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarıyla beraber cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diye bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif bu mübarek büyüklerimize hediye edelim, saydıklarımıza hediye edelim, öyle başlayalım. Tabakat-ı Sofiye kitabının zaten bir güzel baskısı var. Nurettin İbni Şüreybe hazırlamış profesör. Arapça dipnotlarla çok güzel hazırlamış. O kitabın 155. sayfasında. İkinci tabakanın ikinci devir sofilerinin, mutasavvıflarının birincisi olarak, bir numaralı olarak Ebu Kasim'il Cüneyt Hazretlerine gelmiş bulunuyoruz. Onun hayatını okumaya başlayacağız. Ebu Kasım biliyorsunuz künyedir. Arapçada isimlerin gruplarını anlatmıştık size. Kişinin bir adı vardır, bir künyesi vardır. İsmi başka, künyesi başka.
Cüneyt ismi Ebu'l-Kasım künyesi. Peygamber Efendimizin ismi Muhammed, künyesi de gene Ebu'l-Kasım. Başka nesi vardır? Nisbesi vardır. Yani nereye mensup bu adam, nereli? Ebu'l-Kasım il Cüneyt, tamam, el Bağdadi, Bağdatlı. Başka çeşitli şeyleri, lakapları olabilir insanların. Bu Cüneyd-i Bağdadi'nin bir lakabı var. Seyyidü Taife, yani Seyyidül Arifin demek. Ariflerin, mutasavvıfların efendisi. En başta geleni, en yükseği demek olur. Bunu şu bakımdan söylemişler, bütün tarikatların silsileleri bu zattan geçiyor. Oradan da gelse, buradan da gelse, bunun üzerinden, bize doğru, tarihin derinliklerinden, bu halkadan geçiyor. Yani yolların birleşme noktası, ana yolların kavşak noktası gibi bir şahıs, büyük bir zat. Müellif diyor ki, minhumul Cüneydül, Cüneydübnü Muhammed'in Ebu'l-Kasim'il Hazzaz, işte bu Evliyaullah'tan, salihlerden, mutasavvıflardan birisi de, minhum onlardandır, el Cüneydübnü Muhammed. Muhammed oğlu Cüneyt. Demek ki babasının adı Muhammed'miş, kendisinin adı Cüneyt'miş. Biliyorsunuz bir şeyi daha size hatırlatmıştık. Arapçada bir kelime eliflamlı olur, başına el gelir veya gelmez. Babası çocuğa eliflamlı isim koymuşsa isim eliflamlıdır. Eliflamsız koymuşsa eliflamsızdır. Önemlidir bu. Birçok kimse bunu bilmiyor. Türkçe eser neşir edenler, Arapçadan Türkçe'ye tercüme edenler, bunları çoğu bilmiyor. Ancak çok ciddi müesseselerde, üniversitelerde, İslam Ansiklopedisi'nde filan bunun kıymeti biliniyor. Harfiyen efendim riayet ediliyor. Başkaları pek riayet etmiyor. Bizim Türkçemizde de elif lam pek kullanılmaz. Cüneyd-i Bağdadi deriz biz. El Cüneyd demeyiz yani. Ama el Cüneyd ise elin olması lazım. Kullanmak lazım. Cüneyd kelime olarak askercik demek. Cündi asker, Cüneyd askercik demek. İsmi taskır sigası derler Arapçada. Efendim, o sigada askercik manasına geliyor. Öyle koymuş babası. El Cüneyd askercik. Demek ki İslam'ın askerlerinden bir mücahit kul olsun diye temenni etmiş. Babası o ismi vermiş. Veya kim verdiyse dedesi mi verdi? O niyetle vermiş. Oğlum, evladım, bu yeni bebek hayırlı olsun, İslam yolunda çarpışsın, cihad etsin diye o ismi vermiş. O da hakikaten efendim mücahitlerin başı olmuş. Çünkü en büyük cihad nefisle yapılan cihattır. Düşmanların en büyüğü insanın nefsidir. Kimse bilmiyor bunu. Bu devirde bilmiyor. Müslümanlar biliyor. Başkaları bilmiyor. Düşmanı sanıyor ki Sırp, sanıyor ki Rus, sanıyor ki Yunan. Halbuki insanın en büyük düşmanı şu içindeki nefsi. Neden? İnsanı insan yapan da o, insanlıktan çıkartan da o. Allah'ın sevgili kulu yapan da o, şeytana uydurup cehennemlik yapan da o. En büyük düşmanı. Ekseriyetle işi şeytan tarafına çalışmak. İnsanı efendim şehevat dediğimiz şeylerle şeytan tarafına çekmek. Nefsin nesi vardır? Şehevatı vardır. Şehevat ne demek? Şiddetli arzular demek. Yemek ister, içmek ister, keyif ister, eğlence ister, istirahat ister vesaire vesaire vesaire. Onların hepsi de insanın gelişmesi için düşmandır. İnsanın gelişmesi için kendisini aşması lazım, kendisini yenmesi lazım, kendisine hakim olması lazım. Efendim, iradesini güçlendirmesi, nefsini iradesinin emrine sokması, zapt-ı rapt altına alması lazım. Men dâne nefsehu ve amile limâ bâdel mevt. Akıllı, nefsini zapt-ı rapt altına alan, ahiret için hazırlanandır. Nefsine hakim olamayan, beceriksizdir, acizdir, şaşkındır, ahmaktır. Çünkü nefsini yenemiyor, o zaman o da cezalara uğrar. Evet, demek ki ismini koyan babasının, dedesinin arzusu gibi olmuş mübarek. Efendim, tarihe en büyük mutasavvıflardan birisi olarak geçmiş. Muhammed babasının adı, kendisinin ismi Cüneyt. El Cüneydübnü Muhammed. Ebu'l-Kasım künyesi. El Hazzaz. Hazzaz.
Burada şeyler olurdu, lügatlar olurdu her zaman. Ben de bilmediğim kelimelere bakardım. Hazzaz da bir meslektir. İpekçilik, böyle ipek koza ile meşgul olmak, onu suda kaynatıyorlar, alıyorlar, iplik yapıyorlar, ipekli dokunuyor. Ve kâne ebûhu yebî'u züccâc. Babası cam eşya satardı, Muhammed. Cam eşya satarmış. Hani züccaciye dükkanı diyoruz ya, şimdi de kullanıyoruz bu kelimeyi. Felizâlike kâne yukâli lehu el-kavâriyyû. El-kavâriyyû. İki tane R var. El-kavâriyyû. Onun için Cüneyd'e el-kavâriri de denirdi. Kavârir, karurenin çoğuludur. O da billurdan, camdan yapılan eşya demek. Babası şey yaptığı için, cam eşya sattığından dükkanında, efendim, Cüneyd'in bir nisbesi de neymiş? Cüneyd-i Bağdadi diyoruz, oturduğu şehirden dolayı. Mesleğinden dolayı da el-kavâriri denirmiş. Kavarir, kavariri. Asluhu min nehavend. Soyu sopu kökü İran'ın Nihavend şehrindendir. Bu Nihavend de okunur diyor aşağıda. Nehavend de okunur, Nühavend de okunur. Yani şöyle söylemiş aşağıda, müsellesetün nun. Bunu da bilsin kardeşlerimiz. Müsellesetün nun. Nun harfinin üçlüsüyle. Ne demek? Yani nun harfi üstün okunsa da olur, ötre okunsa da olur, esra okunsa da olur demek. Yani nehavent de diyebilirsiniz. Zaten bir makam da var musikede. Nehavent makamı. Nihavent de diyebilirsiniz. Yanlış değil. Nühavent de deseniz yanlış değildir demek yani. Evet. Aslı Nihavent şehrindenmiş. Bu Nihavent'te Hemedan şehrine 3 günlük mesafede olan bir şehirmiş. Hemedan'da meşhur, İran'ın ta eski Sasaniler zamanında çok önemli bir şehri. Orada şeyler var. Bu Kisra'ların sarayları, Ekbatan denilen yerde, efendim duvar kabartmaları, işte o şeyler, asker kabartmaları filan, sanat tarihine giren eserler var Hemedan'da. Efendim, bu Hemedan Nihavend şehri, efendim, İslam orduları tarafından ilk fethedilmiş yerlerden birisi. 19 Hicri yılında veya 20 Hicri yılında. Yani 19 Hicri, 20 Hicri yılı, yani 641 veya 642 senesinde Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş. İslam orduları buraları fethetmişler. O şehirden aslı. Ve mevliduhu ve menşe'uhu bil Irak. Mevlidi ve yetiştiği yer Irak'mış. Ne demek mevlidi? Söylemiştik daha önceden. Doğduğu yer demek. Mevlid kelimesi doğduğu yer manasına gelir, doğduğu zaman manasına gelir, bir de doğumu manasına gelir. Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili şiirlere de biz mevlid şiiri diyoruz, doğum şiiri diyoruz. Mevlid şiirlerinin en güzeli, en meşhuru, bestelenmiş, camilerde okunanı Süleyman Çelebi'ninki. Allah adın zikrederlim evvela diye başlayan Mevlid kitabı. Ne demek Mevlid kitabı? Peygamber Efendimiz'in, Mevlid'ün Nebi, Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatan kitap. Ama Mevlid kelimesi hem doğumu manasına gelir, hem doğduğu zaman manasına gelir, hem doğduğu yer manasına gelir. İsmi zaman, ismi mekan, mastarı mimi diyorlar Araplar buna. Efendim, mevlidi bil Irak. Mevlidi Irak'taydı. Yani doğduğu yer Irak idi. Demek ki aslı Nihavend'den ama kendisi Irak'ta doğmuş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ni. Kezalike semi'tu Ebel Kasım'ın Nasrabazi'yi yekulu. Ebul Kasım Nasrabazi isimli büyük alimin böyle dediğini ben işittim.
böyle söylediğini işittim. O da böyle söylüyordu. Yani bu bilgi onun tarafından da teyit ediliyor. Doğru. Bağdat'ta yetişti demek. Kâne ve kâne fakihen. Cüneyd-i Bağdadi nasıl bir insanmış? Fakih bir insanmış. Fakih ne demek? Dini, fıkhın ahkamını çok iyi bilen insan demek. Fıkıh nedir? Fıkıh bir insanın lehine aleyhine olan şeyi bilmektir derler. Yani yapması gereken, yapmaması gereken şeyi bilmesi. Şunu şöyle yapsam mı, yapmasam mı? Doğru mu, yanlış mı? Sevap mı, günah mı? Allah sever mi, kızar mı? Bu bazı yerde kolaydır, bazı yerde incedir. Tereddüt eder insan, kolay anlayamaz. O zaman gider sorar, alimlere sorar, müftülere sorar. Hocam ben bunu nasıl yapayım, şaşırdım. Müftü de şaşırır bazen, kolay değil. Çünkü karmaşık olur problem. Basit olunca çözülür. İçkiyi içsem mi, içmesem mi hocam? Tamam, içme. Hop bak, herkes bunu bilir. Kime sorsan içki içme. Tamam. Kumar oynasam mı, oynamasam? Oynama. Tamam. Peki borsadan alışveriş yapsam, hisse senedi alsam, satsam caiz mi, değiz mi? Dur. Dur bakalım. Borsa nedir? Borsa senedi nedir? Bu işte neler döner? Aslı nedir? Faslı nedir? Aldığın hisse senetleri hangi fabrikanındır? O fabrika haram iş mi yapıyor, helal iş mi yapıyor? İçki satıyorsa sen onun hisse senetini aldın mı? İçkici bir şirketin ortağı oldun şimdi. Hapı yuttun. Yok hocam, içki satmıyor da mermer satıyor. Ha, iyi. Gel bakalım. Mermer satıyorsun ama faizli iş yapıyor musun, haram iş yapıyor musun, yapmıyor musun? Haram iş yapıyorsa adam, isterse mermer satsın, isterse ekmek satsın. Haram ticari muamele yapıyorsa, haram ticari muamele yapan bir şirketin vebalinin ortağısın sen. Vebaline ortaksın. Onun için ben bu borsa işlerini, tabi kısaca yuvarlak cevap verip kaçmak istersen, helal iş gören fabrikanın hisse senedini almak satmak olabilir dersin. Ama orayı da tahlil et. Bir de orayı tahlil et bakalım. Efendim, falanca güzel fabrikanın hisse senedini aldın. Ama o fabrika nasıl çalışıyor? Bankadan kredi almış mı? Faiz alıyor mu? Faiz veriyor mu? Bankada hissesi var mı? Kazancı öyle mi, böyle mi? O mühim. Ortak oluyorsun, kolay mı? Senin bir arkadaşın olsa, gel beraber bir manifatura dükkanı açalım dese, efendim o arkadaşınla nasıl sözleşirsin? Bak arkadaş, ben Müslümanım, haram işleri yapmamak şartıyla seninle ortak olurum demez misin? E şimdi bir fabrikaya ortak oluyorsun. Ona da dikkat etmen lazım. Sonra ayrıca ben aciz kardeşiniz, çok sordukları için bu soruyu, bu borsa işlerine baktım, 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 baktım. Hisse senedi alıyor, hisse senedi satıyor, kazanıyor, kaybediyor, fırt zengin oluyor, fırt efendim beş parasız yoksul düşüyor. Onun için borsa oyunlarına ben dedim ki mega kumar. Ben de bir kelime uydurdum. Herkes uyduruyor, ben niye uydurmayayım? Ben de bir kelime uydurdum. Borsa nedir? Mega kumar. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Mega. Yani şimdi mega da bir kelime ama bu logatta olmaz o. Mega çok büyük demek ama ne kadar büyük demek bilemiyorum. Efendim, mega kumar çok muazzam kumar. Neden? Bir oynuyorsun, hop milyonlar milyarlar cebine giriyor. Bir oynuyorsun, fırt uçurumun dibine gidiyorsun, beş parası kalıyorsun. Çok arkadaş gördüm böyle. İflas etmiş. Sermayeyi kediye bile yükleyecek sermaye kalmamış. Hani sermaye kedi yük taşımaz ya, sermayeyi kediye yükledi derler. O kadar bir şey kalmamış. Kumar gibi kullanılıyor. Yani hisse senedi almak caiz, vermek caiz. Çünkü hisse senedi alıyorsun, satıyorsun. Alışveriş haram mı? Değil. Değil ama bu incelikleri var. İşte bu fıkıh. Yani işin derinlemesine anlamak, müşkil bir sorunun tam cevabını vermek, işte fıkıh bu.
Çünkü yap dersin bir türlü. Yapma desen, caiz olan bir şeyi engellesen o da bir başka türlü. Ne yapmamız lazım? İşin erkekçe sözü, haram yemeyen firmaların, haramla iştigal etmeyen şirketlerin borsasında bizim olmamız lazım. Evet, borsa ne işe yarıyor? Turgut Özal niye bunu memleketimize getirdi? Kurdu. Efendim, niye kurdu? Halkın sermayesi işletmelere girsin, işletmeler kredi temin etsin, Türkiye'nin ekonomisi büyüsün. Böyle düşündü. Yani atıl tasarruflar halkın sandığında, bileğinde, bileziğinde olan paralar sermaye piyasasına girsin. Evet, giriyor. Sermaye piyasasına o hisse senetlerini satın aldıkça o şirketlere siz kredi sağlamış oluyorsunuz. Ama o şirketlerin hangisi sizin kredi sağlamanıza layık? Hangisi dost, hangisi düşman? Çok önemli. Patriğin bir sürü papaz dostu gelmiş, Rahmi Koç ağırlamış. Gazeteler öyle yazıyor. Kâne fakihen. Cüneyd-i Bağdadi neydi? Fıkhı iyi bilen fakihti, alimdi. Hah, işte şimdi aldı 5 yıldızı. Herhangi bir insan, tabii Cüneyd-i Bağdadi'nin zaten sen ister kabul et, ister kabul etme, İslam alemi biliyor. Cüneyd-i Bağdadi çok büyük bir zat da, bir insan fıkıh biliyorsa yaşadı. Tamam, aferin. Çünkü ma lehu ve ma aleyhi, hangi şey lehinedir, hangi şey aleyhinedir, hangi şey sevaptır, hangi şey günahtır, biliyor, o ilmi öğrenmiş. İlimlerin en yükseği fıkıhtır. Neden? Hadisten de istifade eder, tefsirden de istifade eder, efendim tarihten istifade eder vesaire vesaire. Sonucu bulur, sonucu. İşin en sonunda yapacak mıyım, yapmayacak mıyım bu işi? Onu bilir, onu bulur, onu çözer. O bakımdan en kıymetli ilim bu. Bir insan fakihse aferin. Fıkıh öğrenmişse aferin. Fakih değilse vah vah vah, ne yazık. Neden? Bilmiyor lehine aleyhine olanı, yapması gerekeni, yapması gelmeyeni, yapmaması gerekeni bilemiyor. Yazık. Sen bu dünyaya niye geldin? İmtihana geldin. İmtihanda doğru cevap vermek esas değil mi? Doğru cevabı bilmiyorsun. Olmadı. Fakih doğruyu biliyor. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Doğru mu, yanlış mı? Şu doğru, şu yanlış. Onu biliyor. Aferin. İmtihanı kazanacak. Fakih hayat imtihanını kazanacak, cenneti kazanacak. Allah'ın sevgili kulu olacak. Bir de muhterem kardeşlerim, bizim tasavvuf dalına gelince fakih olmak daha da büyük önem kazanıyor. Daha büyük önem kazanıyor. Çünkü tasavvuf yolu uçsuz bucaksız bir alemdir. Yani perde açılıyor, uçsuz bucaksız bir alem karşında. Esrarengiz bir alem, sırlarla dolu bir alem, tehlikelerle dolu bir yolculuk. İnsanın seyri sülükü diyoruz. Ne demek? Girdiği yolda hareketi. Tasavvuf yoluna giriyor. Nereye gidiyor? Allah'ın rızasını kazanmaya gidiyor. Allah'ı bilmeye gidiyor. Allah'ın sevdiği kul olmaya, o hedefe doğru gidiyor. Ha işte bu yolun tehlikeleri var, virajları var, uçurumları var, yol kesicileri var, haramileri var. Haramisi var, yolu kesiyor, silahı çekiyor, soyuyor insanı, öldürüyor. Yol kesici, haydutları var. Hocam, ilk defa senden duyuyorum, yani tasavvuf yolunun haramisi. Tasavvuf yolunun haramisi, haydudu, hırsızı, kendisi tasavvuf yoluna aşina olmadığı halde, efendim, böyle bir iddiayla insanları etrafına toplayandır. Haydut, alçak, ahiret yolunun haramisi. Bilgisi yok, insanları da bir de etrafına topluyor, ben sizi Allah'a erdireceğim diye. Ben kılavuzluk yaparım, biliyorum bu yolları diye. Bilmiyor. Kendisi bilmiyor. Yalan yanlış. Ankara'da bir çocuk heveslenmiş, tasavvuf reisi olma kendiliğinden. Tasavvuf kimden öğrenmiş? Konyalı birisinden öğrenmiş. O da mehdilik iddia etmiş. İsmi şu,
bana söylemek lazım değil ismini ama ismi Mehdi'nin ismi değil. Mehdi'nin ismini Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bildirmiş. Herif Mehdi'lik iddiasıyla çıkmış. Ya hasta, ya deli, ya sahtekar, ya cahil. Ama alim değil, hakiki değil. Çünkü Mehdi'lik iddia etmiş. Etmeseydi ne oldu? Meçhul kalacaktı. Edince cahilliği çıktı ortaya. Cahilliği çıktı, sahtekarlığı çıktı veya hasta olduğu, kafasını üşüdük olduğu çıktı. Onun talebesiymiş, çıkmış ortaya, ben bu işin liderlerindenim diye soyunmuş, meydana çıkmış, hemen ilk işi 4 tane karı almış. Genç daha. Genç ya, İslam'da da 4 kadına kadar müsaade var ya, ilk istifade oradan. Derhal 4 tane karı almış hemen. Ondan sonra da etrafındakileri teşvik etmeye başlamış bu gibi şeylere. Ondan sonra da biz kardeşiz, kız erkek beraber oturalım diyormuş. İşte senin de sahtekarlığın çıktı ortaya. Peygamber Efendimizle görüşüyorum, emri oradan alıyorum diyormuş. Yalancının tekisin sen. Seni sahtekar, yalancı, alçak, namussuz seni. Peygamber Efendimiz Fatıma-tı Zehra anamızın evine giderken, yanında sahabesi varken kızına seslendi. Dedi ki, ya Fatıma, canım kızım, yanımda misafirler var, perdenin arkasına geç, dedi. Peygamber Efendimiz babası, yanındakiler cennetlik sahabe, evin sahibi cennetlik Fatıma anamız, Peygamber Efendimiz örtünün arkasına geç kızım, diyor. Haremlik selamlık yapıyor. Sen o haremlik selamlığı ne hakla kaldırırsın alçak? Peygamber Efendimizle konuşursan, Peygamber Efendimiz hayatında kendisinin yapmadığı şeyi sana söyler, çıktı sahtekarlığın ortaya. Efendim çok akıllıymış da etrafı kandırıyormuş. Çok da akıllı olsa bir katil, bir cani, polis onun ipucunu bulur, caniliğini ispat eder. Bak bunun çıktı ortaya. Sen misin kadın erkek beraber oturalım, mahsur yok kardeşiz diyen? Senin sahtekarlığın ortaya çıktı. Neden? Peygamber Efendimiz böyle dememiş. Böyle yapmamış. Ölçü o. Ne olur hocam, kadın erkek bir araya gelirse, bir de senin kafanda 4 kadın almaya kalkarsa, o ona bakışır, o ona bakışır. Ondan sonra işler karışır. Ya. Efendim işte ben çok namuslu, çok dürüstüm, çok akıllıyım, çok fikirliyim. Fatıma anamızdan da daha mı namuslusun, daha akıllısın, daha dürüstsün? Peygamber Efendimiz'in sahabesinden de daha akıllı, daha namuslu, daha dürüstsün. Değilsin. Onların ayağının tozu olamazsın. Bak onlar böyle yapmışlar. Sen de öyle yapacaksın. Ne olursa olsun öyle yapacaksın. Neden? Onlar öyle yaptıkları için biz Peygamberimizin izinden gidiyoruz. Biz kendi kendimize ortaya din koymuyoruz. Sonra bir insanın Peygamber Efendimiz görmediği halde Peygamber Efendimiz'i görüyorum, o sözleri bana söylüyor demesi ne kadar büyük yalancılıktır. İşte din yolunun haramisi çıktı karşına. Sen de Peygamber Efendimiz görüyormuş, onunla konuşuyormuş, emri ondan alıyormuş diye ona kanarsan, işte seni kandırdı alçak, seni doğru yoldan saptırdı. Al, işte ahiret yolunun haramisi. Tamam mı? Dünya yolunun haramisi insana ne zarar verir? Dünya yolunun yol kesicisi, haramisi insana silahı çeker. Eski devirde kılıcı çekiyorlarmış. Okları, mızrakları çekiyorlarmış. Yola çıkıyorlarmış. Şimdi kaleşinkofları çeker. Tabancaları çeker. Soyul der. Dökül paraları der. Eller yukarı, cepler dışarı. Tamam. Paranı alır. Ses çıkartmazsan dön arkanı der, yat yere der, bağlar ellerini gider. Yani malın gitti. Veyahut takır 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 tarar, öldür. Tanınmamak için veya zalimlikten, hunharlıktan, gaddarlıktan takır takır tarar, öldürür. Kim kazandı? Öldüren mi, öldürülen mi? Malı için öldürülen şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Öldürülen cennetlik oldu. Öldüren derdine yansın. O cehenneme gidecek. Yani demek ki dünya yolunun haramisi insana ne yapıyor? Nihayet malını alıyor. Canını alırsa şehit ediyor. Canına da kastederse şehit ediyor.
ahiret yolunun haramisi insanın kafasını bozup imanını aldığından, cehennemlik ettiğinden daha fena. Onun için tasavvuf büyüğünün, tarikat büyüğünün fakih olması, bu tasavvufun fakih olması çok mühim bir sıfat. Cüneyd-i Bağdadi kâne fakihen, fakihti, fıkhı bilirdi. İşte bu çok önemli. Çünkü daha ileride sözleri gelecek, sağ olursak önümüzdeki hafta okuyacağız, neler söylediğini göreceksiniz. Bu yolun tehlikeleri çoktur, bu yol tatlıdır, bu yol keyiflidir, bu yol cazibelidir, bu yolun müşterisi çoktur. Keramet satmaya başlayın, camiler, meydanlar müşteri dolar. Kerameti satmaya kalktınız mı, keramet satıyorsunuz, etrafınızda binlerce insan toplanır. Bizim Nakşibendi büyüklerinden birisi var tarihte, Muhammed Emin Et-Tokadi Hazretleri, Muhammed Emin Et-Tokadi En-Nakşibendi diye geçiyor. Hayatını okuyordum, elini öpmeye kalkana müthiş kızarmış. Böyle ağır da sözler söylermiş, hakaret edermiş, yaptırtmazmış. Yani bak, istemiyor kendisine rağbeti, kendisine teveccüh göstermesini vesairesini istemiyor, mütevazı. Allah'tan bekliyor yani. Ben kimim? Estağfurullah diyor, acizane diyor, ben fakir diyor. Kimsenin malını istemiyor, daha fukaraya yardım ediyor, hayır ediyor. Efendim bir lokma bir hırkayla yetiniyor. Bak, günlerdir beni tesiri altına aldı. Ben ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Kendimin ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in evine gelmiş. Duvarda bir örtü görmüş, geri dönmüş. Geri dönmüş. Ben bunu anlatmak zorundayım. Okudum kitapta. Hazreti Ali Efendimiz koşmuş peşinden, ya Resulallah niye geri döndün? Geliyordun bizim eve doğru, misafir olacaktın, niye geri döndün? O örtüye mi kızdın? Örtü örtmüş, ona mı kızdın? Evet demiş. Onu satıp, satabilirdin, satıp parasını fukaraya tasadduk edebilirdin demiş. Bak, süs eşyası istemiyor, lüzumsuz eşya istemiyor. Biz ne yapacağız? Bizim evlerimiz ne olacak? Bizim eşyalarımız ne olacak? Bosna orada, Çeçenistan şurada, efendim Somali burada, efendim Afrika şöyle perişan, Keşmir şöyle fakir, Bangladeş şöyle muhtaç, efendim Cezayir şöyle perişan, Bosna Hersek şöyle ihtiyaç içinde kıvranıyor. Bizim halimiz ne olacak? Biz hep zenginlere çatmaya alışmışız. Parası var, pulu var, hayır yapmıyor. Bak, Peygamber Efendimiz 4 dirhemlik örtü için kızının evinden gitmekten, damadının evine girmekten dönüyor, vazgeçiyor. Kuyudan su çeke çeke, bir de el değirmeninde gıldır gıldır, buğday öğüte öğüte buraları yara olmuş. Onun yara olunca Fatıma anamız almış, o yapmış, yara olmuş filan, ellerini gösteriyorlar. Diyorlar ki, babacığım ellerimiz yara oldu. Kuyudan su çekmekten, değirmen çevirmekten, el değirmeni çevirmekten ellerimiz yara oldu. Harpte alınan esirlerden bir köle versen, bize bir köle versen, köleye bir köle versen de kuyudan o su çekse, bunu o çevirse de rahat etsek demişler. Demiş, veremem kızım demiş, veremem ya Ali demiş, veremem demiş. Evet, elimde birkaç tane esir var ama onları satacağım, parasıyla Ashab-ı Suffa'nın ihtiyaçlarını karşılayacağım demiş. Ashab-ı Suffa kimdi? Peygamber Efendimiz'in mescidinde yatıp kalkan ilim aşıklarıydı, garibanlardı. Kabilesini bırakmış, gelmiş, yeri yok, yurdu yok, mescitte yatıp kalkıyorlardı garibanlar. Ev yok, mescitte yatıyorlar. Resulullah'ı duyalım, hadislerini öğrenelim, İslam'ı anlayalım diye mescide yatıp kalkan 70-80 kişi insandı bunlar. Fakir, muhacir, onların ihtiyacını göreceğim, onlar aç diye kızına diyor ki, tesbih çek, Allah kolaylık verir diyor. 33 Sübhanallah de, 33 Elhamdülillah de, 33 Allahu Ekber de, onlar sana kuvvet verir diyor. Bak, Peygamber Efendimizin merhametine bak. Efendim, kızını sevmez mi? Kızı gelince ayağa kalkardı, alnından öperdi. Çok severdi kızını. Sevmez mi? Merhametli Peygamber Efendimiz. Seviyor ama merhameti o kadar fazla ki, şurada yoksullar aç dururken
buradakine ilave bir ikramda bulunmaktansa önce onların karnını doyurmayı düşünüyor. Burada örtü duracağına satılsın da şunların karnı doysun diye düşünüyor. Gündüz geleni gece geceletmezdi, yanında dağıtırdı. Gece geleni sabaha çıkartmazdı, dağıtırdı. Hemen verirdi fakirlere. Hemen fakirlere verirdi. Efendimiz mal biriktirmezdi. Bunlar hep işte, hani hepimiz diyoruz ya, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak. Sakal sünnet ama asıl sünnet bu. Yani yapabilirsen asıl bunu yap. Asıl bu İslam'a, Müslümanlara bu sevgiyi, bu merhameti göster. İşte sünnet bu. Allah'ın sevdiği asıl sünnet bu. Onun için kâne fakihen demek ve kâne fakihen, bu zat-ı muhterem fakihdi demek, çok büyük bir sıfat, çok büyük bir medih. Keşke bize de deseler. O adam fakih bir adamdı deseler. Keşke size de deseler. Yani fıkhı biliyor. Çok seviyorum. Böyle birkaç kardeşim var. Hemen fıkhı tavsiye ediyorum ben. Böyle din yolunda olanlara fıkhı öğrenin diye onu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ilim. Evet. Tefakkaha ala Ebi Sevr'in. Ebi Sevr isimli alimden fıkhı öğrenmiş. Tefakkaha tealleme gibi. Yani ilmi şeyden öğrendi. Ebu Sevr isimli zattan. O kimmiş bakalım, okuyalım. İbrahim İbni Halid İbni İbnil Yeman. Ebu Sevrinil Kelbiyül Fakih. Bu da fakihmiş. Fıkhı ondan öğrendi ya. Bu da fakihmiş. Ehadül e'immetil müştehidin. Müştehit imamlardan bir tanesi. Şuradan değil. Müştehit imamlardan. İçtihat makamına çıkmış büyük fakihlerden birisiydi. Efendim. Kâne min e'immeti dünya. Kâne min e'immeti dünya. Dünyanın imamlarındandı. Kâle anhu Ahmed ibn Hanbel, a'rifuhu bis sünneti münzi 50 sene. Ahmed ibn Hanbel methetmiş bunu. Bu müştehit imamı, yani Cüneyd Hazretlerinin hocasını, fıkıh öğrendiği kimseyi. Ne demiş? Ben onu 50 seneden beri efendim şey olarak biliyorum. Sünnet-i seniyeye tam böyle bağlı bir insan olarak biliyorum demiş. Ve huve indi fi salahit sevri. Benim nazarımda o Süfyan-ı Sevri kadar büyük alim demiş. Süfyan-ı Sevri de bir başka imam, başka müçtehit. Hatta biliyorsunuz Hanefi, Maliki mezhebi gibi mezhep kurmuş Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Ama onun mezhebinin taraftarları zamanımıza kadar gelmemişler. Yani Hanefiler gibi filan, Şafiler kadar yayılmamış. Yani iyi bir hocadan fıkıh öğrenmiş bizim şimdi bahsettiğimiz Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Sonra vekâne yüftî fî halkatihi. Onun dersinde, halkasında fetva verirdi. Halkatihi, hu zamiri orada Ebu Sevr'e gidiyor. Yani Ebu Sevr büyük fakih, onun halkasında böyle halka halka otururlardı camilerde, ilmi öyle öğrenirlerdi. Onun halkasında fetva verirdi. Yani konuşabilecek kıvamda, bir konu hakkında fıkıh meselesinin çözümü hakkında söz söyleyebilecek durumda. Biliyorsunuz cahil cahille konuşur ama alim geldi mi susar. Neden? Alimin yanında edep susmaktır diye. E bak, onun yanında da söz söyleyebiliyor. Hocasının halkasında da kendisine fikir sorulduğu zaman, soru, mesele sorulduğu zaman cevap verebiliyor. Bu neyi gösteriyor? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin öyle bayağı iyi bir fıkıh bilgisi sahibi olduğunu gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Fıkıh ilmi, muhterem kardeşlerim, biraz zor bir ilimdir. Hukuk gibidir. Hukuk fakültesi gibidir. Mesela bizim edebiyat fakültesini düşünelim. Edebiyat fakültesi, efendim, şiirdir, romandır, hikayedir vesairedir. Tatlı şeyler. Ama hukuk fakültesi kanundur, ezberdir, efendim vesaire, zor. Birçok meselesi vardır. Avukat olmak kolay değil, hakim olmak kolay değil. Eski devirde fakih olmak kolay değil, kadı olmak kolay değil. Çünkü çok şeyler öğrenip bilmesi lazım. Zor bir ilimdir. Biraz da tadını herkes hazmedemez yani. Herkesin tadına vardığı bir ilim değildir. Şimdi biz hadis dersi veriyoruz.
İşte bir de bu dersi açtık, Tabakat-ı Sofiye diye. Bir de fıkıh dersi açsak, fıkıh dersine gelenler daha az olur. Neden? Anlamaz. Ucunu kaçırır işin. Biraz da zevkine varamaz, biraz da ezber ister, biraz da hafıza ister filan. Sayı azalır. Hanımlar gelmez. Efendim, şeyler, beylerin bir kısmı gelmez filan. Ancak işte şöyle eleme insanlar kalır. Zor bir ilimdir ama önemlidir. Can damarıdır işin. Ve sahibe seriyyes sakatiyye. Seri es-Sakati Hazretlerinin sohbetine erişmiş, yetişmiş, onun sohbetlerinde bulunmuş. Başka? Vel Harisel Muhasibiyye. Haris İbni Esed el-Muhasibi Hazretlerinin de sohbetine yetişmiş, bulunmuş, istifade etmiş. Ve Muhammed İbni Aliyinil Kassabel Bağdadiyye. Muhammed İbni Ali el-Kassab el-Bağdadi'nin sohbetinde, meclisinde de müdavim olmuş, bulunmuş, ondan da istifade etmiş. Şimdi bu üçüncünün tercüme-i halinde bir söz var. O mühim, onu okuyalım. Yani kim? Haris-i Muhasibi'yi okuduk, biliyoruz. Seri-i Sakati'yi de okuduk bu geçtiğimiz sayfalar içinde. Onların hayatları geçti, okuduk. Bu kimmiş? Muhammed İbni Ali el-Kassab el-Bağdadi. Bu kimmiş? Efendim, bu da Sofi'ymiş. Kale Ebu Abdurrahman Muhammed İbni el-Hüseyin Es-Süni, efendim, Kâne Üstazil Cüneyd, Cüneyd'in üstadıdır demiş bunun hakkında. Ve Kânel Cüneyd'ü yekûlu, Cüneyd-i Bağdadi diyormuş ki, dermiş ki, ennâsu yünsibûneni ilâ seriyin. Halk beni Seri Es-Sakati'ye mensup sayıyor. Onun talebesi diyor. Onun yetiştirmesi diyor. Ona mensup diye düşünüyor, söylüyor. Ve kâne üstazi Muhammeden el-Kassab. Halbuki benim asıl üstadım Muhammed el-Kassab idi. Bu son şahıstı diye söylemiş. Bu önemli. Ben de Seri-i Sakati ile ilgili bazı menakıbini biliyorum. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin. Efendim, evet, onun da meclisinde bulunmuş ama asıl üstadı bu şeymiş. Efendim, Muhammed İbni Ali el-Kassab es-Sofi imiş. Mate Ebu Cafer el-Kassab senete 75 ve 275 senesinde vefat etmiş bu üstadı. Demek ki fakih insanlardan, zamanın müçtehit imamları olan insanlardan fıkıh öğrenmiş, onların halkasında söz söyleyip fetva verecek seviyeye yükselmiş Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Seri-i Sakati gibi, Haris-i Muhasibi gibi ve Muhammed İbni Ali el-Kassab el-Bağdadi gibi büyük sofilerden de istifade etmiş, tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiş. Ve gayrahum, sadece bunlar değil, daha vesaire vesaire. Başkalarından istifade etmiş. Ve hüve, yani Cüneyd-i Bağdadi. Bu Cüneyd-i Bağdadi min e'immetil kavmi ve saadetihim. Kavmin imamlarından idi. Burada kavm dediği mutasavvuflar. El kavm dediği burada eliflamlı o insanlar, o grup dediği şey. Mutasavvuflar. Yani mutasavvufların önderlerinden imamlık makamına, yani önderlik makamına çıkmış, liderlik makamına çıkmışlarından idi Cüneyd-i Bağdadi. Ve saadetihim, saade veya saadat, seyit kelimesinin çoğuludur. Saadetihim, onların seyitlerindendi demek. Saadetün veyahut saadatün, bu şey, seyit kelimesinin çoğulu. Biz daha ziyade Sadat'ı kullanıyoruz. Seyyid-ü Sadat, Şefi'ül Usad, Fi Yevmi Arasat, Muhammed-i Mustafa Ra, Salavat diyoruz mesela. Seyyid-ü Sadat diye kullanıyoruz. Araplar bakıyorum, Eyyühe Sadetül Kiram diyorlar. Yani sade kelimesini kullanıyorlar. Sade, o da Sadat demek yani. Araplar daha ziyade onu seviyorlar. Makbulün ala cemi'il elsine. Neymiş? Bütün insanların dillerinde kabul görmüş, methedilmiş bir insanmış Cüneyd-i Bağdadi. Demek ki herkesin kıymetini bildiği, övdüğü, sevdiği bir zat-ı muhteremin hayatını okumaya başladık şimdi.
hayatıyla ilgili bilgileri aldık. Nihavend aslındanmış. Nihavend'i de Hazreti Ömer zamanında İslam orduları 19 veya Hicri 20 Hicri yılında fethetmişler. Oralıymış ama kendisi Irak'ta doğmuş. Demek ki soyu oradan Bağdat'a gelmiş. Yakın yerler. Bağdat'a gelmiş. Orada çok büyük alimlerden ilim, irfan öğrenmiş. Hem tasavvufu öğrenmiş, hem fıkhı öğrenmiş. Bu çok güzel, çok önemli. Çünkü dinin aslı fıkıhtır. Onu öğrendi mi insan tasavvufta şaşırmaz. Fıkıh olmazsa tasavvuf yolunda şaşırır, zındıklaşır, zındıkça sözler söylemeye başlar. Onun için diyorlar ki, men tasavvufa bi gayri fıkhin tezandaka. Kim fıkıh bilgisi olmadan tasavvuftan dem vurmaya başlarsa, mutasavvuflık taslarsa zındıklaşır. Neden? Ben evliyayım der. İşte şöyle oldu der, böyle oldu der. Rüyasında da bir şeyler görür. Rüya delil değildir. Öyle bu iş oyuna gelmez. Rüyanda şöyle gördüm der. Bilmem ne der, bilmem ne der. Kendisi de sapar, başkalarını da sapıtır. Bir de Şeyh Efendi diye kavuğu var, cübbesi var diye herkes de hürmet eder. Bir kitapta okudum. Bir şehre gitmiştim. Oranın işte dediler ki şeyhlerinden birisi kitap yazmış. Efendim, verin bakalım. Tasavvuf hakkında ne demiş, alalım. Kitabını edindik. Diyor ki, bir yerinde, kitabının bir yerinde yani, mürit şeyhine imamlık yapamaz. Niye yapamasın? Geç der, yapar. Niye yapamasın? Bizim şeyhimiz, hocamız, çok talebesine geç önde namaz kıldır demiştir. Emredince, ne diyorlar büyüklerimiz? El emru fevkal edep. El emru fevkal edep. Yani sen edeben ona imamlık yapmaya kalkmayacaksın tabii. O nerede, sen nerede? Ayağının tozu olamazsın ama geç diyor baş üstüne. El emru fevkal edep. Edep, edep taslama lüzum yok şimdi. Emir tut bakalım. Yap diyor. Geç bir var bir sebebi. Ya abdesti sıkışıktır. Ya başı dönüyordur. Yarı yolda namaz kalmasın diye istiyordur. Ya seni yetiştirmek istiyordur. Vardır bir sebebi. Evliyanın işine karışılmaz ki. Hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekan hayatında bana çık kürsüye dedi. Oku dedi. Sana selahiyet veriyorum dedi. Oku dedi. Efendim Ramuzül Ehadis kitabını onun hayatında çok okudum ben. Bazen geçti karşıma dinledi. Ölçmek için herhalde beni. Bazen evden mikrofondan dinledi. Bazen cuma namazlarından evvel mihrapta oturup öyle vaaz ederdik. Efendim, git sen konuş, baş üstüne ne diyeceksin? Kaçmak isterdim ben de. Yani gözüne görünmeyeyim, kaçayım da efendim emretmesin diye kaçmak isterdim de git pekala. El emru fevkalede. Git deyince olur. Şimdi adam diyor ki mürit şeyhine imamlık yapamaz. Yapar ya. Peygamber Efendimiz hastalandığı zaman Ebu Bekir Sıddık imamlığa geçti. Peygamber Efendimiz arkasına namaz kıldı. Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'den üstün demek değil. Hasta. Bir sebebi var. Yetiştirmek için olur. Öğrensin, alışsın diye olur. Vesaire vesaire. Sebepli olur, sebepsiz olur. Ama hikmetli olur. Adam tutturmuş. Olmaz. Efendim olur diyorlar. Münakaşa çıkmış. Yani fıkıhta buna bir mani yok. İlmihal kitapları bunu yazmıyor. Sen nereden yazdın? Yani sen kavuklu şeyh oldun diye fıkhın ahkamını değiştirmeye hakkın mı var? Kim oluyorsun sen? Müştehit misin? İmam-ı Azam mısın? İmam Şafii misin? Onlar olur diyor. Ne oluyor? Nereden alıyor bu cesareti? Kavuğundan alıyor. Cübbesinden alıyor. Öyle yağma yok. Öyle şey yok. Öyle oyun yok. Din onun veya bunun malı veya oyuncağı değildir. Dinin bir aslı vardır. Kur'an-ı Kerim vardır. Hadis-i Şerif vardır. Fıkıh vardır. Onu bilirse insan işte böyle cümle cihanın methettiği bir büyük şey olur, zat olur. Onu bilmezse rezil rüsva olur. Bilmiyor. Dini ahkamı bilmiyor. Bir de ısrar ediyor. İnadından da dönmüyor. Delil olmaz. Keşfen, kerameten ben böyle gördüm. Keşfin, kerametin başına çalınsın. Orada da hata ediyorsun. Olmaz. Büyük evliyaullah
senin dediğin gibi dememişler. Büyük fakihler böyle dememişler. Onlar önlerine birilerini geçirmişler. Geç, kıldır namazı. Başla efendim. Emredersiniz efendim. Geçmiş kıldırmış. Anlatabiliyor muyum? Misallerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu işin önemini. Tuvfiye senete seb'in ve tis'ine ve mi'eteyn. Ne zaman ölmüş? Araplar kelimeleri söylerken rakamları şeyden başlıyorlar, onlar hanesinden başlıyorlar, yüzler hanesi, birler hanesi, onlar hanesi, yüzler hanesini söylüyorlar. Biz nasıl söylüyoruz? En büyük, en büyüğünden başlıyoruz, geriye doğru yüzler hanesi, onlar hanesi, birler hanesi. Bak ne diyor, şu senede ölmüş, seb'in ve tis'ine ve mi'eteyn. Ne demek? 7 ve 90 ve 200. 7 ve 90 ve 200'de ölmüş Cüneyd-i Bağdadi. 7 ve 90 ve 200'de. Biz ne deriz? 297'de ölmüş deriz. Ha, şimdi anladım hocam. E işte böyle, ne yapalım? Türkçe böyle, Arapça öyle. Arapçada birler hanesi, onlar hanesi, yüzler hanesi diye gider. Arapçada fiil öne gelir. Gale Resulullah. Dedi Resulullah. Biz ne diyoruz? Resulullah dedi. Biz faili öne alıyoruz. Fiili daha sonraya bırakıyoruz. Araplar fiili öne alıyor. Faili sonra getiriyor. 297 senesinde vefat etmiş. Yevme Neyruzil Halife. Halifenin Neyruz gününde ölmüş. Onu da bilmiyorum. O da tahta geçme günü müdür, kutlama günü müdür? Nevruz gibi ama ona da bir lügat bakalım. Nevruz çıkacak mı? Arapça bir kelime değil, yani Farsça aslı da ondan. Arapça olmadığı için de lügatlarla da biraz zor bulunur. Sonra bakıp size söyleyeceğiz herhalde. Herhalde tahta geçtiği gün, kutlama günü filan gibi bir şey olsa gerek. Yevmes Sept, cumartesi günü vefat etmiş. Ve kıyla ve denildi ki tufiye fi ahiri saatin min yevmil cuma. Cuma gününün en son saatlerinde öldü. Cuma gününde öldü mübarek. Ve dufine fi yevmis Sept, cumartesi günü defnedildi da deniliyor. Semitü ebel Hasen ibne Miksem'in min yezkürü zâlike. Ben Ebul Hasan İbni Miksem'in böyle dediğini duydum diyor şey, kitabı yazan alim. Böyle her şeyi nereden aldığını söylüyor. Hadis okumuş, hadis rivayet etmiş, hadis raviliği de yapmış Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Biliyorsunuz bu kitabı yazan alimin metodunu, öyle bir huyu da varsa hayatını anlattığı kişinin, oradan da bir hadis alır söyler. Şimdi burada da diyor ki ve esnedel hadis. Hadis de isnat etti. Hadis de rivayet etti Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Yani birisinden hadisi aldı, yazdı. Daha aşağıya onu rivayet etti. Yani hadis rivayet zincirinde kendisi alıp vericilik, nakilcilik yaptı hadis ravilerinden. Bu işi de yaptı. Haddesena Muhammed İbni Abdullahil Hafız. Hafız Muhammed İbni Abdullah bize bildirdi ki, bunun hayatı hakkında bilgi var. Kimmiş? İmam-ı ehlil hadisi fi asfihi. Zamanında hadis ilminin önderiymiş. Bu Sülemiye bunu anlatan zat-ı muhterem. Nisaburluymuş. Hafız demek, yani hadis hafızı. Hadiste şu kadar bin hadisi bilene hafız derler. Sıradan insana hafız demezler. Kur'an hafızı başka, hadis hafızı başka. Hadis hafızlığı Kur'an hafızlığından çok daha zordur. Kur'an hafızı bulunur, aramızda da kaç tane vardır. Hadis hafızını belki Türkiye'de bugün belki bir tane bile bulamayız. Zor. Bu öyle bir zatmış efendim. Neymiş? Vel müellifü fihil kütüb elleti lem yusbak ila misliha. Öyle hadis kitapları yazmış ki bu Hakim en-Nisabi Vuri, öyle hadis kitapları yazmış ki o konuda onun
yanına yanaşacak onun kadar böyle büyük şey olmamış. Böyle büyük bir hadis alimi. Kâne âlimen, arifen vâsi'al fıkh. Âlimdi, arif idi. Fıkıh bilgisi çok geniş bir kimseydi. Vülüde fî şehri Rebî'il evvel, senede ihdâ ve işrine ve selâsemeye, 321 senesinde doğmuştu. Ve tuğfiye biha yevmes sülelsâ, yine Rebî'il evvel ayında Efendimiz bir salı günü ölmüş. Salisi Safer, Safer ayının 3'ünde, senete Hamsin ve Elbame'ye 405 senesinde diye bilgi veriyor. Evet, Cüneyd-i Bağdadi bu alimden duymuş. Tabii bu alimlerin hayatını okuyunca Allah şefaatlerine nail etsin. Ne kadar büyük insanlar olduğunu görüyoruz. Öyle kitaplar yazmış ki emsalsiz. Allah şefaatlerine erdirsin. Ne demiş? Kale haddesena Bükeyr ibnü Ahmedel Haddadüs Sufi. Sufi Haddad Bükeyr ibnü Ahmed bize rivayet etti demiş o da. Bir Mekke'de, Mekke'de öğrenmiş hadisi Sülemiye nakleden bu büyük alim. Mekke'de de insanın hadis ilmi öğrenmesi bir alimden ne tatlı yani. Yer mübarek, ilim mübarek filan her şey güzel maşallah. Haddesenel Cüneyd ibnü Muhammed. O da bize Cüneyd bildirdi demiş Mekke'deki alimde. Ebu'l-Kasım es-Sufi. Sufi olan Ebu'l-Kasım Cüneyd-i Bağdadi bize bu hadisi nakletti demiş. Haddesenel Hasan ibnü Arafe. Arafe oğlu Hasan ona söylemiş Cüneyd-i Bağdadi'ye. Efendim 257 senesine vefat etmiş bu şahıs. 120 sene yaşamış mübarek, uzun ömürlüymüş. Cüneyd-i Bağdadi'ye bu hadisi nakleden adam. 120 yıl yaşamış. Ve kâlu anhu innehu sıkatun, güvenilir bir hadis alimiydi diyorlar. Bu da öyle. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine bu hadisi rivayet eden. Haddesena Muhammed ibn-i Küseyyir'inil Küfi. Küfeli Küseyyir oğlu Muhammed ona söylemiş. O da Küfeliymiş, Bağdat'a gelmiş bir kimseymiş. Efendim, orada hadis ilmi öğretmiş. Onun ilmi konusunda beis yok. Anlattıkları zararsız, iyi diye hadis alimleri değerlendirme yaparlarmış. Evet. An Amir İbni Kaysinil Melai, o da bu zattan duymuş. An Atiye, o da Atiye'den duymuş. An Ebi Said, bu Ebu Said radıyallahu anh, Ebu Said'inin Hudri. Ondan duymuş o da, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhzeru firasetel mümin. Müminin ferasetinden sakının, korkun. Fînne yenzur bi nurillahi teâlâ. Çünkü Allah-u Teâlâ Hazretlerinin nuruyla bakar baktığı zaman. Onun firasetinden korkun. Öyle gizli kalacak sanmayın. Ciğerinizi okur. Bu ayetteki el-mütevessimin yani feraset sahibi kimseler demektir diye efendim şey yapmış. İşte bu hadisi şerifi rivayet etmiş Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. 156. sayfanın sonuna geldik. Benim kulağımda kalmış olan bir menkabeyi nakledeyim. Bu şeyle ilgili, bu hadisle ilgili. Cüneyd-i Bağdadi vaaz veriyormuş rahmetullahi aleyh. Böyle benim çıktığım gibi kürsüde herhalde. Vaaz verirken camide adamın birisi gelmiş. Demiş ki ya üstaz, ya imam neyse, ey efendi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki İtteku firasetel mümin diye de geçiyor. İhzeru diye burada rivayet var. Rivayette ihzeru diye geçiyor. Resulullah böyle buyurmuş. Müminin ferasetinden korkun çünkü o Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Baktığı yeri görür. Basiret gözüyle bakar. Gizli şeyleri anlar. Bu ne demek? Bu hadis sahih midir? Ne demek bu? Diye sormuş adam. Şöyle bakmış ona mütebessim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri demiş ki hadi bakalım kelime-i şehadet getir şimdi mümin olma zamanın geldi demiş. Adam Müslüman kıyafetliymiş ama gayrimüslimmiş, mecusiymiş. Camiye gelmiş, kıyafeti Müslüman
tavrı Müslüman, Müslüman gibi geliyor, hocaya soru soruyor. Hoca da gülüyor. Cüneydi Bağdadi, hocaların hocası. O da diyor ki, hadi bakalım kelime-i şehadeti getir, Müslüman olma zamanın artık geldi demiş. İki keramet gösteriyor. Bir, adamın Müslüman elbisesinde mecusi olduğunu görüyor ferasetiyle. İki, onun artık şeyinin bittiğini, mecusilikten zamanının bittiğini, ondan sonra imana geleceğini biliyor. Hadi bakalım Müslüman ol, Müslüman olma zamanı geldi diyor. Ne yapıyor? Müminin feraset sahibi olduğunu bizzat gösteriyor. Hadis neydi? Hadisin manası neydi? Müslümanın ferasetinden kork, çünkü o Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Adam o hadisi soruyor ya, bir taraftan da kendisi o müminlerden olduğunu gösterip, onun mecusi olduğunu söyleyip ona keramet gösteriyor. Yani o hadis sahihtir, bak böyledir bu diye, bak ben senin mecusi olduğunu sana söyleyivereyim de müminin ferasetle baktığı zaman nasıl böyle anladığını anla diye ona da misal oluyor. Adam da bu kerameti görünce sarsılıyor, kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Yani efendim kelime şu manaya gelir de, şu rivayet etmiştir de, sahih hadistir de, zayıf hadistir de vesaire demiyor. O hadisi soruyor, o da ona diyor ki, sen kelime-i şehadet getir bakalım, şimdi Müslüman olma zamanı geldi diyor. Hadi bakalım diyor. İşte bu menkabeyle burada bitirelim. Efendim çünkü şey oldu, ders saati doldu, zil çaldı. Maşallah kalkmıyorsunuz siz teneffüs olduğu halde. Allah razı olsun yani. Hoca darılmasın diye kalkmıyorsunuz teneffüse. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife maal besmele.